Merhabalar. Size mavi desem, boyoz desem, kumru desem ne dersiniz? Tabii ki İzmir. Bugün Özlem Hanım bize misafir ol gel bana dedi ve onu ziyarete geldik. Hadi hep beraber gidelim. Daha önce yıllarca ihracatla uğraştım. Bir kafeteryanın sorumluluğunu yaptım. Evden butik pastacılık, kurabiye falan yapıyorum. Yani hep mutfakta olan bir insanım. Şu an işsizim ama mutfaktayım hala. Tam bize göresin o zaman. Evet. İzmirlisin. Çok güzel şeyler hazırladın herhalde. Akşam seninle telefonla konuştuk. Evet. Sürprizler varmış. Neler yapıyoruz bugün? Bugün size İzmir'in özel lezzetlerini hazırlayacağım. Boyoz olmazsa olmazıdır. İzmir denince ilk akla gelenlerdendir. Evet. Kumru tabii ki. Süpersin. Torpil ve İzmir köftemiz var bugün. Bayağı yüklüyüz değil evet. mi? Harika menüler hazırlamış. Bu arada evli misin? Çocuğun var mı? Evliyim. Bir tane 15 yaşında bir oğlum var. Bir tane kızımız var. O büyük. Ve ondan da bir torunumuz var bizim. Daha yeni. İnanmıyorum. Harikasınız. İki haftalık. Ay çok güzel. Tebrik ediyorum. Normalde kumru hamuru biraz daha farklı olur. Nohut mayasıyla hazırlanır ama tabii ki bu yaş mayayla hazırlandı şu anda. Yarım kilo un, tuz, şeker, maya. Aslında hani dediğim gibi nohut mayasıyla yapılıyor ama tabii hani evde hem yapamayanlar hem de imkanı olmayanlar için yaş mayayla da yapılabilir. Ve normal hamurdan daha sert kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Yani pazar günleri özellikle kahvaltılarda bir de hemen yanına haşlanmış yumurta. Evet, onu soracaktım ben sana. Çay ve boyoz. Buna yumurta falan hiçbir şey sürmüyoruz. Aldığımız gibi. Aynen, direkt sıcak fırına veriyoruz bunu. Kabarıp üzeri kızarana kadar, hani siz kızarıklığını nasıl seviyorsanız. Tamam, kaç derecede pişiyor? Her zamanki herkesin standart ölçüsü 180 derecede. Tamam, o zaman bunu da aldık. Evet. Özlemciğim, farkında mısın bilmiyorum. Bugün çok güzel bir ikili olduk. Evet. İki dakikada her şeyleri bitiriyoruz, öyle değil mi? Hepsini. Şimdi bir tarif daha var galiba. Evet. Çok şeyler hazırlamışsın. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Bugün de İzmir'e özgü İzmir köftemiz var. Böyle. Ben hemen şunları getireyim, zaten hazırlamışsın. Bir de patatesimiz var galiba. Evet. Özlemciğim, yoruldun ama değdi. Misafirlerimiz de geldi bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Tanıyalım. Anneniz yanımda evet, değil mi? Annem. Hoş geldiniz hoş siz bulduk. De. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de mi İzmirlisiniz? Evet. Ama bir göçmen havası var gibi. Yugoslav göçmeniyim. İsminizi alabilir miyim bu arada? İsmim Madime. Aa, çok güzel, değişik. İlk defa duydum ben. Madime. Madime. Ama adaşım çıktı yani 3 tane. Çıktı bir de ben 4 oldu. Sonra teyze mi var burada? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Sizin de adınızı alalım. Asma. Asma Hanım, siz de hoş geldiniz. Ha, gıda mühendisi olan siz misiniz? Evet. Ay, çok memnun olduk. Tiyolar alırız birazdan bir şeyler. Merhabalar tekrar. Sizin de adınızı alayım ben. Deniz benim de ismim. Ay, Deniz Hanım, siz de hoş geldiniz. Sizin de bir kızınız var. Ay, benziyorsunuz zaten. Özlem Hanım bize misafir ol gel bana dedi. Umarım bir gün sizler de söylersiniz. Sizlerle de beraber oluruz. Bu arada Özlemciğim, ne kadar süreden beri ilgilecek elçisisin? Yaklaşık bir sene belki geçiyordur. Evet. Tam emin değilim. Hı. Peki nasıl keşfettin? Birisi mi tavsiye etti? Instagram'da dolaşırken gördüm diye hatırlıyorum. Oradan bir bakayım dedim. Hedefler vardı. Öylelikle kaydoldum. O gün bugündür ilgilecek elçilerindeyim. Süpersin. Bir de puanını öğrenelim. Tam emin değilim şu an ama 1500'ü geçtim. Artık son seviyedeyim yani. Son seviyeye geçtim. Süper, harika. Her gün giriş yapıyor musun peki? Her gün giriş yapıyorum. Yani aksi bir şey olmadıkça her gün giriş yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Harika sohbetler oldu. Yemekler süperdi. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim güzel geldiğiniz sohbetleriniz için. Özlemciğim, çok yorulduk. Yorgunluk kahvesi içiyoruz şimdi. Eline sağlık gerçekten. Afiyet olsun. Bugün seni çok yorduk. Misafirlerin çok tatlıydı. Evet, harika bir gün geçirdik. Evet, ben de. Evime geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Güzel bir vakit geçirdik hep beraber. Ben de teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Bizler için de çok güzel bir gündü. Harika ikramlar yapmıştın. Onlar ayrı güzellikteydi. Sohbetin ayrı güzeldi. Güzel misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hem evime hem İzmir'e. Çok teşekkürler.